hastayı alalım. Uzatmaya gerek yok. Biraz doktor bey haber öğrenmen gelsin 2 dakikada. Tamam, alırım. Doktorumuz gelsin alalım. Neden benim içeri girmem yasak? Bunu siz biliyorsunuz, yani süreci biliyorsunuz. Nasıl? Biz bir soruşturma yaşadık. Tamam, bak, soruşturma. Biz bir hastamızı alalım mı önce? Ben doktorunuzu çağırın, gelsin teslim etsin. Doktorumuz geliyor, hastamızı alalım biz. Bakın beyefendi, siz ondan sonra... Dur teyze, dur. Bir saniye geçiş yapın, böyle şey olur mu? Bakın içeri girip hastayı teslim etsin. Hastamızı alıyoruz işte buradan. Sağlıkçıları buradan. Niye uzatıyorsun? Hayır, niye uzatıyorsun? Hayır, siz niye uzatıyorsunuz? Ben hastayı teslim edeyim zaten. Bakın bu arkadaşlar hiçbir şey söylemiyor. Uzatmanıza gerek yok. Tamam, ekip sorumluysanız ben de bu hastanın güvenlik direktörüyüm. Hastayı burada alıyorum. Bak şimdi hemşirelerimiz de burada, doktorumuz da geliyor. Gelsin. Şu an hastane burada alıyor beyefendi. Siz hastane burada teslim edin. Tamam. Hastayı burada teslim edin. Doktorunuz gelsin teslim alsın, sedyeye aktaralım. Hastayı teslim etmek bir sorumlu paramedik. Ekip sorumlusu benim. Hastayı doktorunuza sunmam gerekiyor benim. Anlıyorum. Ben de sanırım ama bakın şimdi. Ama hastamız bizim kafasından şey rahatsız. Geçirilmiş sevkot bakın değil mi? Hasta bayılmış geçirilmiş sevkot. Sarı koltuğu, kardiyak problemi olan. Bakın sarı koltuğu, kardiyak problemi olan bir hasta. Ben bana geliyorum. Bu konuyla ilgili bir yazınız var mı? Tamam. Yazda sunabilir misiniz bana? Evet. Çünkü bakın evet, ben böyle bir insan kendisine olamıyorum. Şey çünkü kardan mantıklı olur aynı. Çünkü hastayı teslim edin. Ters konuyu tartışmayın. Kendi yasakladı diyorsunuz. Öyle değil mi? Yani hiç hoş bir durum değil maalesef. Tamam. Burada ama bana... Ama bu bana yapılmış apaçık bir mobbing değil mi? Bu mesela başka güzel ülkelere yapıyor musunuz bunu? Sadece benim sizin müdeliğimi size. Tamam, şu an benim ismimi veriyorum. Ama ben bir sonraki yıl sizin bölgenizde görev yapıyorum. Yine uygun bir hasta olsa yine geleceğim. Ya ben de önemli, ben doğru bir hasta demiyorum. Yani, tamam, siz yine görevinizi yapın. Yani uyarlı uyarın. Tamam. Evet, merkez hastanesinde tam dibindeyiz şu anda. Adam burada yatıyor. İçeriden doktor çağırıyoruz. Doktor gelmiyor. Yetkisi yokmuş dışarı çıkmaya. Adam 10 dakikadır yatıyor burada. İşte burası da merkez hastanesi. Gebze'nin merkezindeyiz. Rezillikten başka bir şey değil. 10 dakikadır adam yatıyor burada. Güvenliği de bakıyor. Doktoruna da söylüyoruz. İkisi de gelmiyor. Sabah 6.35. Ambulans da arandı. Ambulans da ortada yok. Kaç defa söyledin abi içeri? Güvenlik de geldi baktı. Yetkimiz yok deniyor ve kimse gelmiyor. Geldi.